şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kötü niyetli, kötü yazanlar kötü niyetli. Ama bak ben buradan birkaç hafta önce yine söyledim. Beşiktaş maçında eğer Beşiktaş'ın aleyhine bir hata olsa burada en fazla savunanlar Ertem'le beniz yine de. Çünkü haksızlığa karşı ben buradayım. Eğer bir sıkıntı olsaydı hakemlik burada en fazla konuşacaklardan biri de bendim. Yok, yok, iyi ben bile bakın sarı kart hataları maç içerisinde olur. Hakem göremeyebilir, değerlendiremeyebilir. Altı numarayı versenize. En fazla eleştirdiğim konu da hani onu yazdıkları için söylüyorum. Ankara Gücü Galatasaray maçında Mustafa Muhammed'e attığı evet. pozisyonla şu pozisyonu kıyaslıyorlar. Bu pozisyon evet. Abubakar'la Serdar Aziz pozisyonu. Orada Ankara Gücü Galatasaray maçında da ben sarı kart olarak yorumlamıştım. Evet, bu da öyle. Sarı kart ama bunu değerlendiremedi. Göremedi. VAR hakemi de zaten VAR da buna müdahale edemez. Sarı kartlara müdahil olamaz. Dolayısıyla ya hocam şunları nasıl göremiyor ya? Mustafa'yı görüyor bunu niye görmüyor? Şimdi cephede değilse. Bir de Mustafa'yı kırmızıyla görüyor işte, değil mi? Cephede değilse bunu görmesi mümkün değil. Eğer Abubakar'ın olduğu diagonalden bir bakıyorsa şey söyleyeceğim. O kolu hocam göremez. Özür dilerim. Burada bir yorum yapabilir miyim? Evet. Aynı hakem bu arada sıkıntı o. Burada aynı Mustafa hakem. Kırmızı kart görüyorsa Abubakar da kırmızı görmeli. Bravo i̇şte hakem. Eğer adalet varsa böyle olmalı. Şey yani bu bak burada bak, Mustafa adalet. Muhammed kırmızı kart adalet gördüyse işte burada bak adalet dediğimiz olay bu. Aynı şekilde Abubakar da kırmızı kart görmeli. Serdar Aziz'in yüz şekline bak. Tam, diğer tarafta tam soluk borusuna geliyor o da tehlikeli. Bak, soluk borusuna geliyor. Yani ben bunu burada benim için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray önemli değil. Umurumda değil. Orada siyah beyazlı bir kol sarı lacivertli bir futbolcunun soluk borusunda. Ya o da tehlikeli. Yani ölümcül tehlikeli. Bir darbe olabilir. Buna, ama burada dedim ya ben ikisini de iki pozisyonu da tarafsız olarak yorumlamıştım. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. İki pozisyonda sarı kart. Tipik bir sarı kart aslında. Kesinlikle. Mustafa Muhammed'in atılmasını eleştirmiştik. Atmasını. Evet. Aynı hakem olması. Tweetleri de yapar mısınız? Aynı hakem. Halil Umut Meler o maçı yönetmişti. Orada kırmızı kart gösterdi. Burada neden? Kart bile göstermedi demesi. Tabii ki işte adaleti sahaya yansıtamazsa hakemler eleştirmeye devam ediyoruz. Bu maçta Halil Umut Meler'in 3 ya da 4 tane sarı kart hatası var. Bir takımın lehine hocam, aleyhine fazlalığı yok. 3 ya da ama 4 tane sarı kart dediğin kartlar çok önemli hocam. Maçın sonucuna tesir eden hata yapmamak. Ama ilerleyen haftalarda tesir eder. İşte Galatasaray'a kırmızı tesir eder. Gol, penaltı tesir eder. Bunlar evet. Maçın sonucuna direkt tesirdir. Ama bu hocam, sarı kart hataları. Bir şey söyleyeceğim. Bak masumane çözemeyebilir, süzemeyebilir. Kaç kart olunca cezalı duruma düşüyor? Yani şu anda 3 sarı kart Gezal düştü zaten. Mesela. Gezal sarı düştü. Kart. Şimdi bak 3 sarı kart. Şimdi Abubakar sarı kart gördü. 7.9 cezaya girer normalde ama şimdi zaten puanlama sistemi yok. Eğer 2 ya da 3 sarı kart görüyorsa 4 sarı kart zaten 7.9'a indiriyor hakemin notunu. Ama şimdi puanlama sistemi yok. Hakemin genel anlamda nasıl maç yönettiğini notluyor. Kötü değil mi hocam bu? Not vermiyor. Ya daha kötü değil bazılarında mi? Hakemin duruş yerinden dolayı gözlemciler desteklediği için. Hocam siz beni anlamadınız ya. Anlıyorum ben seni. Ben diyorum ki Abubakar diyorum bugün sarı kart görseydi Galatasaray maçına kadar 4 sarı kartlı olsaydı. Yani Galatasaray maçından önce de bir sarı kart görseydi. Ama onlar. Bak, abi şey, ben de ölme şeyim ölme. Olur mu sezonu etkiliyor. Ya Ertem bırak bu kadar da. Bu ne biliyor musun? Kadar da mercekler girme abi. Bunu biliyor musun? Anneannemiz sakalları olsaydı dedem olur diye geliyor yani. O kadar. İlla Galatasaray şampiyon yapacak bu. Abubakar çıkmasın abi yine yener. Ya adam Beşiktaş algısını yaptı zaten. Abicim bak Beşiktaş Abubakar çıkmasın yine Galatasaray yener. Hayır Abubakar'ın bu yapmış olduğu hareket sarı kart kırmızı olmaz. Onun dışında 8 numarayı verelim. Gezal'ın yapmış olduğu bir pozisyon var. Abi sen Gezal'ın şey... omuzla bak omuzla Caner'in evet. yüzüne bir teması var. Bu da sarı kart. Eğer Gezal burada dirseğini açsaydı, aynı hareketi yapsaydı, dirseği silah olarak kullandığını yorumlayacaktık, kırmızı omuzdan, olurdu. Omuzdan girdi burada. İşte omuz olduğu için sarı kart. Ama dirseğini açarak bu hareketi yapıp direkt gitseydi, silah olarak kullandığını değerlendirirdik. O zaman kırmızı kartı konuşabilirdik. Burada da sarı kart değerlendirilmedi. Bak bir de Gezal'ın bir pozisyonu var. Pardon Gezal demiyor, özür diliyorum. Gezal'ın bir sarısı var. Bir sarı Fenerbahçeli Gustavo'nun yapmış olduğu arkadan bir kesme hareketi var oyuncuya. Evet. O da sarı kart. Sarı kart o da. Fenerbahçeli Gustavo da sarı kart görmeliydi ilk yarı. Bunlar benim ilk yarıda. Daha sonra hakem var mı Gustavo'nun oynaması istemediğim maç? Ertem. Hayır ikinci yarı mesela. Ona göre hesabını kitabını yapalım yani. Bak ikinci yarı hakem bunun muhakemesini yapmış. Muhtemelen maçın daha sertleşeceğini öngörmüş ikinci yarı ya da ekibiyle bunu konuşmuş ki ikinci yarı ayağa basmalara sertliğe prim tanımadı ve sarı kartlarını kullandı. Eğer sarı kartlarını kullanmasaydı maç farklı bir seyir alır. Mutlaka kırmızı kart ya da belli bir karmaşa daha doğrusu çatışma diyelim hakem tabiriyle çatışma görürdü. Ekibiyle mi konuştu talimat mı geldi? Talimat geldiğini düşünmüyorum.
bence Halil Umut Meler, yine söylüyorum, Türkiye'nin en iyi hakemi ve ekibini en iyi yönlendiren, en iyi kullanan hakemlerden bir tanesi. İyi maç yönetti. İyi maç yönetti. Allah var yani. Ya bizim